Selam arkadaşlar. 13. derste devam ediyoruz. En son nerede kaldık? Bir hatırlayalım. Alış faturasını yapmıştık en son. Buradan carimi seçiyorum. Sonra stoğumuzu seçiyoruz. Miktarı yazıyoruz. İskonto varsa yazıyoruz. Yoksa boş geçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada arkadaşlar eğer siz KDV silerseniz zaten şuradaki gelen fiyat otomatikman KDV'siz olacağı için KDV dahil oluyor. Çünkü ben uzun yıllar değişik muhasebe programlarını da kullandım. Hatta eğitimlerini de verdim. Dolayısıyla burası boş geçtiği zaman KDV'sini hesaplamıyor. Dolayısıyla dahil oluyor. Bir arkadaş yorumda işaret yazmadığım zaman dahil değildir demiş. Yani durum bu. Yanılıyor da olabilir ama ben böyle biliyorum arkadaşlar. İstediğimiz stoğu buradan silebiliyorduk yanlış eklediğimizi. Bir daha ekleyebiliyoruz. Bundan sonra burada kaydediyoruz ve faturamızı kaydediyoruz. Şimdi yorumlarda da bazı yerlerde hata olduğunu söylemişsiniz. Doğrudur. Ben de son 12. ders zaten biraz karışmıştı. Burada tekstleri çarpmak pek mantıklı değil gerçekten. Çünkü küsuratlı durumlarda hata verir. Ben bunu düzelteyim. Hatta bundan sonraki yani amacım alış faturası sağlam bir temele oturtmaksa alış faturasını düzgün bir şekilde yaptığımız zaman zaten satış faturasında kopyası olacağı için İşimiz daha kolay olacak. Şimdi şöyle ekleme yapıyorum arkadaşlar. Buraya diyeyim miktar virgül fiyat virgül iskonto virgül KDV as double diyorum. Süratli sayı olarak tanımlıyorum. Sonra geliyorum şuraya. Şurada fiyatı şey miktar eşittir diyorum. Miktar eşittir. Miktarı arkadaşlar ben şuradaki hücreden alacağım şimdi. Miktar şurada. Bakın. Şuradan aldım. Enter'a bastım. Sonra fiyatı da birim fiyatından yani şu hücreden alıyorum. Sonra iskontoyu da şuradan alıyorum. En son KDV'yi de şuradan alıyorum şu hücreden. Çünkü sonuçta sayfaya atmışız ya. Yani şu değişkenlere atadım. Şimdi yani ben sheet fatura tem nokta range k2 value çarpı bilmem yine sheet yazmak yerine böyle kısa olsun diye bu şekilde hem değişkenlere de aktardım ve değişken tipi de double tipinde olduğu için çok rahat hesaplama yapabilecek. Şimdi sadece buradaki txt miktar yerine miktar diyorum. Şuradaki birim fiyat yerine fiyat fi'ye yazıp kontrol boşluğa basınca zaten tamamlıyor. Txt iskonto yerine iskonto yazıyorum. İskonto. Burada yine TX'te miktar şuradaki birim fiyata fiyat şuradaki KDV'ye de KDV diyorum ve bu şekilde daha sağlıklı bir hesaplama yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sadece bunu ekledik. Dolayısıyla buradaki çarpmalar, bölmeler daha sağlıklı olmuş olacak. Son olarak neyi düzelteceğim? Bir de şunu düzelteceğim. Şuradaki 3 tane arkadaşlar. KLM. Pardon. Bakayım sayfaya. Fatura hareket şey tempte. Şuradaki NNO. Şu 3 sütun arkadaşlar. Bu 3 sütunu da para birimine çevireceğim. Bunu kopyalıyorum. En sonda işimiz bittiği son en sonda şurada. Evet şuraya. MNO. M Tam hapşıracağım sözde durduruyorum. Hapşırık da gidiyor. Burada style diyoruz.
style eşittir tırnak içinde currency diyoruz, para birimi. Yani bu üçünün türünü para birimine çevireceğiz. Aynen şöyle. Tamam. MNO. Şu üç hücreyi, yani verileri yazıldıktan sonra TL olarak para birimine dönüştürdük. Bir de şurada bir yerde de yapacağız. Cariye, yani faturaya da, şu faturalardaki şuradaki paraya da yansıtmamız lazım. Evet, onu da faturayı kaydettiğimiz yerde kaydetin içindedir. Şu kaydetin içine giriyorum. Şurada en sonda hatta nerede yapabiliriz? Şurada yapabiliriz. Buraya yapıştırıyorum. Buraya değil, pardon. Şuraya. Faturaları kaydettiğimiz yere. Dikkat edersen genel toplamı nereye getirmişiz? E2 hücresine. Buraya E2 diyorum. Yani E2'yi de öncesinden en sonda bunu da para birimine dönüştürmüş olduk. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi son yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Kaydettiğimiz zaman cariyi alacaklı hale getireceğiz. Şimdi cariyi alacaklı hale nerede getirelim? Şurada getirebiliriz mesela. Buraya bir prosedür yazayım. Cariyi alacaklandır diyor. Cariyi alacaklandır. Şimdi şöyle bir prosedüre ihtiyacımız olacak. Ben hemen bunu kopyalıyorum. Yani yanlış yazmayayım diye. Gelip şurada sap cariyi alacaklandır dedim. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Yapmamız gereken şey şu. Nasıl olsa faturayı gelip buraya kaydedecek ya. Biz burada şu fatura kodunu, cari kodunu burada arayacağız. Cari kodunu bulduğumuz zaman, yani o faturadaki cari, çünkü sonuçta biz şöyle girdiğimiz zaman, bir fatura açtığımız zaman burada cari kodunu seçiyoruz ya. Kaydet, hani burada mesela ben kaydet diyeceğim. Örneğin 2 adet diyelim. Ben burada kaydete bastığım zaman currency yanlış yazmışız. Currency böyle yazılmıyor. Bu T harfi yok. Durdurayım. Bir de şeyde vardı arkadaşlar. Şurada bir tane yanlış yapmışız. Tamam. Ben oradaki cari kodunu bulacağım ve gelip şuradaki carilerde karşılaştıracağım. Onun bulduğum zaman da gelip şurada alacağını yazacağım arkadaşlar. Şimdi evet, şimdi ne yapıyoruz? Cariyi alacaklandır diye bir prosedür yaptık. Bakın şunu yapıyoruz arkadaşlar. Dim x virgül satır sayısı as long dedim. Tamam. Şimdi satır sayısını bulacağım. Neredeki satır sayısını? Faturalardaki satır sayısını bulacağım. Yok. Şimdi bir dakika. Şimdi şöyle. En son faturayı arkadaşlar şuraya kaydediyor ya. En son faturayı ikinci satıra kaydediyoruz. Dolayısıyla biz nerede şey yapacağız? Cariler üzerinde bir döngü yapacağız. Şuranın içerisinde. Örneğin neyi arayacağız? Faturalardaki örneğin 6. satırı arayacağız. Yani şu cari kodu 6 olanı. Buraya bakacak, şuraya bakacak, gelecek. Şurada bulduğu zaman şuradaki hücreye bu hücrede daha önce de bir değer de olmuş olabilir. Örneğin daha önce bir 4000 liralık bir faturası da olmuş olabilir. Buradaki değerin üzerine ayrıca şuradaki tutarı ekleteceğiz. Mesele bu. Onun için satır sayısını carilerde bulacağız. Satır sayısı eşittir. Eşit cariler. Carilerdeki carilerdeki nerede? A sütununa. A sütunu. Carilerdeki A'nın
Şöyle A mesela 10.000 TL olabilir. 10.000 CL'miz ancak olur. Nokta end diyoruz. X ile kontrol boşluğa da basabilirsiniz. Up nokta row diyoruz. Ama satır sayısını bulduk. Yani kaç tane carimiz olduğunu bulduk. Şimdi for x eşittir 1 to ss diyoruz. Şöyle next diyoruz. Ve diyoruz ki eğer şöyle yine şunu aldık. Eğer carilerdeki range a'nın x'i nokta value eşittir txt cari kolu nokta value ise. Tamam arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Bazen cari kodu falan yazarken boşluk olabilir. Onun için buraya trim diyeceğiz. Trim diyerek sağdan soldan boşlukları atıyor. Yani oradaki değeri hücredeki sağ ve sol boşluklar varsa siliyoruz. Mesela letrim var. Letrim sol boşluk. Mesela retrim var aynı zamanda. Sağdan boşluk sil. Yani siz letrim burada bir parantez açıp retrim de diyebilirsiniz. Letrim tek başına trim'i de karşılıyor aslında. Onun yerine tek başına trim yeterlidir. Şuraya tamam. Yani her ikisinin boşluklarını attık. Ve birbirine eşit ise şöyle end if yazacağız hemen. Eşit ise ne yapacağız? Bakın şunu yapacağız. A'nın şunu alıyorum şu satırı. Sheet cariler nokta A'nın x'i demiyorum bu sefer. Neyi diyoruz? H'ın x'i diyorum. Çünkü alacak H'tadır. H hücre sütununun x'in value'su eşittir. Dedim ya az önce yine burada bir değer olmuş olabilir. Onun için bunun aynısını bir daha alıyorum. Yani buradaki değere ekle. Tekrar yapıştırıyorum. Faturalardaki, burada faturalar diyorum. Faturalardaki dedi ki en son faturayı hep şuraya kaydediyoruz diye. E2 diyeceğiz arkadaşlar. Direkt buraya E2, EX'de. E2'deki değeri buraya ekle dedik. Dolayısıyla her seferinde carimizi de alacaklı hale getirmiş olduk. Ondan sonra bizim işimiz bittiğine göre bu saptan çıkacağız arkadaşlar. Burada bir işimiz kalmayacak. Bir de orayı bir şey yapalım. Şöyle bir şey daha yazalım arkadaşlar. Şurayı da bir para birimine dönüştürelim. Carilerdeki hx nokta style diyelim. Eşittir. Currency. Currency bir tırnak içinde yazıyoruz. Evet bu şekilde en son hücremizi de para birimine çevirdik. Exit sub diyoruz. Yani bu buradaki saptan cari alacaklandır sabından çık. Bitti. Şimdi bir deneme yapacağız. Bakalım şu faturaları siliyorum. Carilerde de hiç kimsenin borcu yok. Hareketleri de siliyorum. Fatura hareketlerini de. Ondan sonra zaten tem kendi kendine çalışınca fatura açılınca burası zaten otomatik siliniyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. Faturalara geldim. Fatura ekle. Burada mesela demiştiniz ya hocam. Demiştiniz işte cari seçmeden stok niye seçebiliyoruz? Doğrudur. Cari seçmeden stok seçmeyebiliriz. Bunun da yolu şu. Hemen onu da ekleyeyim ondan sonra görmüşken. Şuraya tıklıyorum. Burada bir if ile işi bitirebiliriz. Şurada yazabiliriz mesela şov yapmadan önce cari listesine şov dedirtmeden önce hatta işlemi de true dedirtmeden önce eğer diyeceğiz TX'de cari kodu nokta value veya TX'de cari unvanı nokta value eşittir boş ise şurada da eşittir boş diyeceğiz. Exit sub. Ben exit sub dedik. Dolayısıyla artık açtırmıyoruz. Bakın şimdi buradan fatura ekle diyorum. Bakın şuraya basıyorum. Hiçbir şey açılmıyor gördüğünüz gibi. Bu sorunu da çözdük. Buradan carimi seçtim. Bilgisayarımı seçtim. Bir adet diyorum. İskontosu 30 diyorum. Ekle dedim. Gördüğünüz gibi ekledi. Kaydete bastım ve fatura kaydedildi. 2200. Bir de cariye bir bakalım arkadaşlar. Cariye 2200 alacaklı yapmış mı? Gördüğünüz gibi
Bakın SAS.com'u 2200 lira boru alacaklı yapmış. Şimdi bir fatura daha açacağız aynı SAS.com'a. Onu da üzerine eklerse sorun yok demektir. Tekrar buradan carimizi seçelim. Yine aynı cariyi. Bu sefer yazıcı tanımlayalım. Lexmark X654DE lazer yazıcı. Birimi adet, alış fiyatı 5600, satış fiyatı 7200, KDV'si 18, özel kodu yok. Kaydettim. Hemen lazer yazıcını seçtim. Bir adet diyorum. İskontosu 30 olsun. Ekledim. Şimdi 4928. Kaydet diyorum. Bakalım üzerine eklemiş mi carimizin üzerine. Hemen carilere bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yanına eklemiş. Üzerine ekleyeceğini yanına ekledi. Bu sorunu da çözelim. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle ben şöyle bir şey yapacağım. Bakın şurayı siliyorum, bu 4900 yan yana yazmış ya. Şimdi ben burada eşittir diyorum. Şurası artı faturalardaki şurası. Eğer toplarsa demek ki sayısal değerlerdir. Değilse metinsel ifadedir. Onun için yan yana yazmış. Büyük ihtimal ikisi de, bakın değer çıktı. Yani şurası, şu ikisi tam buradan hatta para birimi olarak gözükse bile burası para birimi olarak kabul, yani kabul etmiyor. Burası sanki Ahmet, Mehmet gibi bir şeydir. Dolayısıyla biz burada hata yapmışız. Hatamızın sebebi de şudur. Şurada eklerken şu currency'yi doğru mu yazmışız arkadaşlar ya? Currency şöyle yazılıyor. Yazı format tipimizden dolayıdır. Buraya şöyle yazacağız. Buradan şüpheleniyorum işin doğrusu. Bir de pardon. Bir de şunlar var arkadaşlar. Bir de şuradaki format currency'leri de silmemiz lazım. Şu alt toplam hesapla demişiz ya arkadaşlar. Buradaki currency'leri silelim. Bu metinsel, burası sıkıntı yapıyor. Hepiniz burayı silin. Bir de bak, sadece alt toplam hesapladaki şu format currency'leri değiştirdik, sildik. Bir de şu fatura eklerken şuradaki tipi de yine şöyle currency cesi büyük şekilde yazalım. Bir daha deneyelim. Bakalım yine oluyor mu? Ben burayı siliyorum. Faturaları da siliyorum arkadaşlar. Cari hareketleri de siliyorum. Baştan bir deneyelim. Bakalım bu sefer toplayacak mı? Faturalara geldim. Fatura ekle dedim. Carileri, bir cari seçiyorum. Bilgisayar bir adet %20 iskonto ekledim. Sadece şurası TL olarak göstermedi şimdilik. Böyle kalsın. Kaydet dedim. Kaydettim. Tekrar bir fatura ekle diyelim. Yine aynen hangi firmaydı o? Az önceki Güneş Bilgisayar. Tamam. Tekrar Güneş Bilgisayar. Hatta bir bakalım onu eklemiş mi? Carilere bakıyorum. Evet, Güneş Bilgisayar'a 2450 yazmış. Faturaya da 2450 yazmış. Şimdi bir daha çalıştıracağım. Bakalım üzerine ekleyecek mi bu sefer? Faturalara geldim. Ekle dedim. Güneş Bilgisayar. Bu sefer yazıcıyı seçtim. Bir adet %20 iskonto. Ekle dedim. Kaydet dedim. Kaydetti. Şimdi bakalım. Carilere geldim. Bakın 7938 üzerine eklemiş gördüğünüz gibi. Şurada da bir, şurayı da bir para birimine çevirseydik aslında. Şurada para birimi olarak attırsak. Onu nereye yapmışız? Şunu öncesinden buradan kesip şuraya yazsam, öncesinden yani üzerine değer gelmeden önce para birimi formatına çevirdim. Sonra toplamı oranın üzerine yazdırdım.
Tekrar deneyelim arkadaşlar. Burayı siliyorum yine. Fatura hareketlerini de sileyim. Carideki şu parayı da sileyim. Bir daha deneyelim. Bakalım ikisi de TL şeklinde gelecek mi? Faturalara geldim. Bir fatura ekliyorum. Yine Güneş bilgisayarı seçiyorum. Bilgisayar diyorum. Bir adet bu sefer %30 diskonto. Kaydettim. Şöyle tekrar Güneş bilgisayar diyorum. Yazıcı diyorum. Bir adet %30 ekledim. Kaydet. Evet dedim. Faturamı kaydetti. Şöyle bakalım. Faturalara bakıyoruz. Cari doğru hesaplıyor. Ama para birimine çevirmiyor ya burayı. Niye çevirmiyor burayı para birimine? Şöyle yapabiliriz aslında. Tamam. Şöyle yapalım. Nasıl olsa en son şey olduğu için biz buna format currency desek bence sıkıntı olmaz. Ben şu tutarları çevirmede sıkıntı yaşıyorum sürekli ya. Currency yapalım. Bu sefer acaba sıkıntı yapacak mı? Benim amacım şurayı da para birimi olarak göstersin bize. Şurayı da o şekilde göstersin. Arkadaşlar müsaadenizle bir daha sileceğim. Çünkü burayı tutturduk mu sadece para birimlerini dönüştürmede biraz sıkıntı var. Şimdi bir daha bakalım. Güneş bilgisayar diyelim. Bilgisayar bir adet %20 iskonto ekledik, kaydettik. Bak burası para birimi oldu güzel. Tekrar Güneş bilgisayar yazıcı bir adet yine %20. 7000 küsür falan bir şey çıkarsa TL şeklinde ise ikisinin toplamı 7800 7938 7938 bakalım carilere. Of yine yan yana yazdı. Yan yana yazınca şu türü TL'ye çevirdiği zaman yani şöyle demek istiyorum. Mesela şu anda bu ikisi topla diyeceğim. Toplamayacak arkadaşlar. Bakın. Toplamayacak. Çünkü para olarak görmüyorum bunları. TL'ye çevirdim ya. Currency dedik aslında ama yine de yapmıyor. Tek sorunumuz o. Yani şu. Faturalardaki E2. Peki şöyle yapsak. Önemli olan çözüm üretmek. Şöyle yaz desem. Dedim. G toplam desem bir dakika dim G toplam as double desem sonra şuradan G toplamı alsam şurada G toplam eşittir TX'de G toplam value desem G toplamı buradan aldım G toplama. Sonra E2'nin stilini para birimine çevirsem hücrenin stilini yani hani şöyle yapıyoruz ya mesela burada bir para vardır yani bir tutar yazdık şöyle seçip gelip şuradan para birimine tıklıyoruz ya şöyle para birimi o style demek o demek yani style bu demek bu komutu vermiş oluyoruz gelip E2'ye geldim ve nokta style yani para birimi diye yazıyorum. Currency diye para birimine çevirdim. O hücrenin yerini. Mesela siz önceden de hani Excel'de mesela boş bir yere tıklayıp para birimiye tıklarsınız. Ardından rakam yazarsınız. Para birimi olarak tekrar dönüşür ya. Biz önceden hücrenin yerini para birimine çeviriyoruz. Sonra üzerine ne atıyorum şimdi buraya? Get toplamı atıyorum. Böyle denemek istiyorum arkadaşlar. Belki siz bunu daha kolay yolu da biliyorsunuzdur ama yapmışsınızdır. Ben burada zorlanıyorum işin doğrusu. Sadece dönüştürmede sıkıntı yaşıyorum. Şurayı tekrar sileyim bakalım. Bu sefer olacak mı? Carimi seçtim tekrar. Stoğumu seçtim. Bir adet dedim. Hatta isterseniz şöyle KDV de vermeyelim. İskonto da vermeyelim. 2500 lira düz çıksın. Kaydet. Faturamız 2500 lira çıktı.
Şimdi yazıcıyı seçelim. Yine cariyi seçtim. Bu sefer de yazıcıyı seçelim. Bunda da KDV olmasın. Miktar 1. İskonto yok. Bu da 5600. Kaydet. Toplam 7000, 8100. Toplam 8100. Carilere geldim. Evet, 8100. Gördüğünüz gibi. Tamam. Faturayı bakın çevirmiş. Bak, bu yöntemi, yani önemli olan budur arkadaşlar. Zaten benim size aktarmaya çalıştığım da, yani yapmanızı isteni budur. Sorunlar karşısında çözüm arıyorsanız ve çözüm de buluyorsanız işi anlamışsınızdır. Yok, çözüm bulamıyorsanız sıkıntınız var demektir. Ben bu menünün rengini de beğenmedim arkadaşlar. Bunun rengini şöyle bir mavi yapsam. Şöyle mavi yapayım. Şunu en alta göndereyim. Şu ikisini de mavi yapalım. Az önceki şu height. Tamam. Şunlar da bir mavi olsun. Neyse, bunlar gri olsun. Evet. Şimdi en son arkadaşlar gördüğünüz gibi bir fatura ekliyoruz. Bakın şu anda yine güneş bilgisayarı seçelim. Şu anda 8100 liralık bir alacağı var. Yine güneş bilgisayarı seçtim. Bilgisayar seçiyorum. 2 adet iskonto %30. 4400. 8100'e 4400 eklediğiniz zaman 12500, bakalım ek olacak mı? Şuradan aslında burada cari listesinde de borç alacağı görmemiz lazım şimdi. Onu da buraya çağıralım. Carilere baktığımızda 12500, tamam. Şimdi cari listemizi de düzeltelim. Şurada cari listesine geliyorum. Carilere geliyorum. Pardon, cari listesi. Şurada. Buranın içine girelim. Şimdi buraya ne çekeceğiz? Burada kolon 7 demişiz ya arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolon var. Biz adresi görmesek olur. 9 kolon. Dolayısıyla burayı 9 yapıyorum. Şuraları ayarlamışız. Şu adrestir ya arkadaşlar. Adresi bence olmasın. Adresi 0 yapalım. Virgül 80, virgül 80 diyelim. Bunu aynısını kopyalıyorum, alıyorum. Böyle. Şimdi tekrar çalıştırdığımız zaman borç alacağını da göreceğiz şimdi. Cari listesine bakıyorum. Ha, bir dakika, bir dakika. Tam dikkat etmeden geçtik hemen. Cari listesinden ne alıyoruz? Burada G'ye kadar demişiz ya arkadaşlar. I'ya kadar alacağız. Dolayısıyla burası I olacak. Şurası da I2 olacak. Tamam. Şimdi tekrar deneyelim. Buradan cari listesine baktığım zaman, hatta carilerimiz burada, biraz yazıyı büyütelim arkadaşlar. Çok küçük. Hemen cari listesine geldim. Burayı seçtim. Buranın fontuna, bunu kalibri diyorum. Sevdiğim bir yazı tipi. 11 yapıyorum. Şimdi bir daha çalıştıralım. Cari listesine geldim. Gördüğünüz gibi şu anda güneş bilgisayar 12. Bunu biraz daraltabiliriz aslında. Bakiyesi biraz uzun. Bakiye burayı daraltalım. Cari listesine geldim. Şurayı biraz şöyle yapalım. Şu butonları da şuraya çekelim. Şu cari sayısı da çok çirkin duruyor burada. Bunun spesiyel efektini sıfır yapalım. Şöyle. Ondan sonra onları da şuraya getirdik. Listemizi de biraz daraltıyoruz. Formumuzu da şöyle yaptık. Şunu da biraz daha şöyle aşağı çekiyorum. Şunu tam şu köşeye. Status bara gerek yok. Bakın burada kendi status barımızı yaptık zaten. Cari listesi dedik. Bir daha bakalım.
Cari listesi diyorum. Bakın gördüğünüz gibi Güneş Bilgisayar 12.500. Bir fatura daha alalım arkadaşlar. Faturalardan yine Güneş Bilgisayar'dan ya da başka bir firmadan Sascom'dan malzeme alalım. Bilgisayar ya da ütü alalım. Şimdi az önce ben yani burayı çift tıklarsanız sorun yok. Satır yerine burada boş bir yere tıkladığınız zaman o da seçiyor, soruyordu zaten şurada seçtiğiniz zaman. Hatta evet şimdi bir fırın seçelim. 2 adet 130 KDV dahil olsun. KDV'si yok. O 1120 lira. Kaydete basıyorum. Şurada carilere baktığım zaman arkadaşlar bak 1120 TL Sascom alacaklı durumda. Sascom'dan bir malzeme daha alalım. Yine seçtim. Lazer yazıcı 2 adet %30 iskontolu olsun. 9.856 lira. Gördüğünüz gibi faturalarımızı buradan görebiliyoruz. Cariye geldiğimiz zaman da Sascom bakın 11 şey 10.976 lira oldu arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Tabi bundan sonraki artık incele dediğim zaman inceleyi de göreceğiz. Bu dersimiz böyle olsun. Alış faturasını bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım kafanız karışmamıştır. Dediğim gibi yani önemli olan sorunu çözmektir. Değişik yöntemlerle, değişik yollarla çözüme gitmektir. Herkes farklı farklı yöntemlerle bu işi yapabiliyor. Çünkü bir işlemi yapmanın birçok yolu var. Yani bir arkadaşımız diyor hocam ben bunu böyle yapıyorum. Yapabilirsin yani sonuçta bir Visual Basic ortamına girmek için şuradan sağ tuş işte kod diyorsunuz. Bakın geldiniz. Bu bir yöntem, bir yol. Geliştiriciden şuraya basıyorsunuz. Geliyorsun. Bu ikinci yol. F11'e basıyorsunuz. Pardon, Alt F7'ye. Of, inşallah kaydolmuştur. Sanki ben kaydet dedim ya. Oh, kaydolmuş tamam. Sıkıntı yok. Mavi renk zaten. Her şey tamam. Yani her şeyin mesela Alt F7'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi gitmiyor. Neyse. Değişik yollarla gidebiliyoruz arkadaşlar. Yani bir işlemi yapmanın birkaç tane yolu var. Neyse, bu son kısmı biraz uzadı. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek dileğiyle bir sonraki ders arkadaşlar.